Celal Oğlan eskiden Şarkışla'nın Delilyaz kasabası, şimdi ise Altın Yayla'nın Delilyaz beldesinde doğmuş bir Anadolu delikanlısı. Altın Yayla, Sivas'ın güzel ilçelerinden bir belde. Öteden beri söylere gelen bir söz vardır. Altın Yayla ağalar yurdu derler. Beyler, paşalar yurdu derler. Altın Yayla aynı zamanda buğdayın, başakların, dökümünün bol olduğu yöre derler. Kış aylarında zehmeride, karakışta, tipinin, fırtınanın insanı böyle dondurduğu yöredendir derler. Altın Yayla kara tonusuyla, kulmaş dağlarıyla, tonus ovasıyla Sivas'ın bağrında güzel bir diyar, güzel bir memleket. Aynı zamanda Altın Yayla bütün köyleriyle, gerek merkezi gerek köyleriyle ağıtların, türkülerin yurdu. Evlerinin önü yonca oyun, yonca bitmiş dal atıyor oy. Ne yatıyon celal olan eller nişan.
Ayağının altına demir atmış, kaya engelmedi. Ayağın dağlansın diye. Celaloğlu Delyas'ın yerlisi. Burada yaşamış, ölmüş en sonra hastalanmış, ölmüş. O adama türkü yakmışlar ona. Celaloğlan, Celaloğlan, Celaloğlan İstanbul'a gitmiş, arkasını vermiş daha. Altın Yayla, eski ismi 1972'de değişen ismi ile Tonus, bir yörenin bir parçası. Yani bizim her ne kadar kültürel değerlerimizin içerisinde sayılabilecek bir sürü şahıs hürmete, duaya, mekanlara cennet olsun layık Altın Yayla'ya katkılar olmuş bir sürü kültür elçisi var. Celaloğlan Altın Yayla'nın Delyas beldesinden. Celaloğlan nişanlılıyken düğününe yani son bir hafta falan kalası ölmüş herhalde. Her şey hazırlanmış ya da bayrak kalktı öyle deniliyor. Celaloğlan Sivas'ın Şarkışlı ilçesine bağlı Deli İlyas kasabasında doğmuş. Herkes gibi o da gurbete çıkarak çalışmaya başlamış. Orada üşüterek hastalanmış, köye gelmiş. Onun da 5 tane kızıyla beraber düğün olacakmış peş peşe, 5 tanesiyle. O hastalanmış. Tabii bunun öncesinde de bir kanuni zorunluluktur. Evlenecek çiftler kayıt olmak zorundadırlar. Celal bir kısım akrabalarıyla beraber kayıt olmak için Şarkışlı'ya gider. Biz de Şarkışlı'ya gittik oy, çamurlara bata bata oy. Celal bana altın etti kuru yerde yata yata oy. Eşim bana altın etti kuru yerde yata yata oy. Celaloğlan Türkiye'de bazen anonim diye geçse de bazı zamanlarda ama Altın Yayla'ya, Sivas'a, Sivas'ın Altın Yaylası'na yani Tonus'a has bir parçamız, ağıdımız. Celaloğlan Delyas beldemizden bir mekanı cennet olsun. Bayrağı dürülü kalan, rahatsızlanıp 1940'lı yıllarda vefat eden, arkasından bu ağdın yazıldığı bir delikanlımızdır. Tabii ki biz bütün değerlerimize sahip çıkacağız ama Celaloğlan olarak bu türkü, bu ağıt Türkiye'de çok daha bilinen, tanınan bir türkü olduğu için biz bunu da tescillemek zorundayız. Altın Yayla'nın yani Tonus'un bir parçasıdır. Bizim bir kültürümüzün büyük bir önemli bir kısmıdır Celaloğlan. Celaloğlan Şarkışlı'ya gitmiş, nikah olmaya gitmişler. Nikah olmaya gittiği zaman gelmiş, soğuk suyla banyo yapmış. Soğuk suyla banyo yapandan sonra
hastalanmış. Oradan sonra bayrağını dikileceğiz onun vefatı. İpek mendil dane dane yudular serdiler güne. Ana celal yudular baş ucunda döne döne. Celal oy yavrum oy, ana celal yudular baş ucunda döne döne. Celal oy yavrum oy. Celal oğlanı anlatmak biz bu konuda çok tecrübeli değiliz ama bilen tanıyan bayanlara zaten birazdan gideceksiniz. Türküsünü, beyitlerini gerçekten de yani hala söylenen, onun yardımseverliği, insanlığı, iyiliği söylenen biri. Allah rahmet eylesin. Kırat gelir hırpa hırpa Celal oğlum hastalan. Yata yata Celal oğlan yavrum oğlan. Celal oğlan hastalanmış kuru yerde. Yata yata Celal oğlan yavrum oğlan. Abisinin oğlum, abisinin oğlum. Öz amcam, büyük abisinin oğluyum, büyük oğluyum ben. Nasıl olmuş olay? Olay Celal oğlan düğün olacağı zaman Çarşı'ya muayeneye gittiler at arabasıyla. Gelirken şeyde nişanlıya kalmıştı Çongar'da, Halim Atasarpil'de. Amcamın kayınları onlar. Gelirken karaların altında akan suyu da yıkanıyor, üşüdüyor. Geliyor zatürreye yakalanıyor. 20 gün yattı. 21. günü akşamleyin vefat etti. Bayrağı dikili miydi o zaman? Düğünü başladı. Başlı kınağına gitti. Asbapları ne alındı. Her şey bittiydi. Cehizi ne yapıldı. İşte düğün başlayacağı gün hastalandı. Yatağa düştü. 20 gün yattı. 21. günü akşamleyin vefat etti. Sabahleyin başlı kınağa geri geldi. Başlı kınağa veriyorduk o zaman, inek verdiydik. Nişanlısı kimdi? Döndüydü. Döndü Demirel. Babası baş çavuşuydu, Sivas'taydı. Peki. Baş çavuşun kızıydık. Neler söylenmiş, neler? Döndüğünü söyledikleri, Sivas'ta da büyük ordu babam talime durdu. Haydın aramaya gidek, Çimento Celal'ın yurdu diye döndüğünü söylemesi. Bir de aşağıdan gelirin deve, gevişini göve göve. Sanki ben de gelin oldum, Celalgil'in büyük eve. Başka neler var dörtlüklerden aklında olan? Vallahi çok da ben şimdi söyleyemem, ben şey yapayım. Benim Celal gibi oğlum öldü bu sene. Şey yapamıyorum, dayanamam. Kader seni yine de bir mahkemem var ama. Nereye gideyim elinden kader ama. Nereye gittiysem kestin önümü ama. Kime şikayet edem ben seni kader, 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 kader. Nereye gittiysem kestin önümü ama. Kime şikayet edem ben seni kader, kader, kader. Bağdat dizem, Bağdat dizem uyuyor.
başına davet geldi, benim düğüm kaldı güzel oy. Beş kızına davet geldi, benim düğüm kaldı güzel oy. Hele koşsam Bağdat dize koyuy, karadan verdim duvay. Nasıl kıydın Kadir Mevlam, boynu poşulup buvam uyuy. Nasıl kıydın Kadir Mevlam, boynu poşulup buvam uyuy. Mezelliğin kardeşi uyuy, yandı ciğerimin başı vay. Acep babam verir mola, Yusuf Celal'ın kardeşi uyuy. Acep babam verir mola, Yusuf Celal. Yedi geyim çorap ördüm, yedi kaynım gelsin deyi. Sandık açtım, kırap verdim, Celal Güva olsun deyi diyor. Zaten bunları derleyip bir araya getirip böyle bir kronoloji halinde bizim gelecek nesillerimize bırakmaktan gurur duyacağız. Çünkü biz şimdiye kadar bizim var olan kültürlerimizi ancak kulaktan dolma eserlerle duyduk. Mesela affedersiniz, size bir dörtlük söyleyeyim. Bibim Zahi'nin çok meşhur bir türküsü var. Kardeşin üzerine yaktığı bir türkü. Askere gitmiş gelmemiş. Vili babam oğlu Vili, yağlık sokmuş yılan dili. Senin dedenle sefa bir telde oynadır eli. Böyle nice türkülerimiz, nice celal olanlar gitmiş. Nice celal olanlar toprağa düşmüş. Ama maalesef bunu biz tek hatamız yayınlı, görsel ve yazısal basın olarak günümüze getirememişiz. Giderdim, çorap ürerdim. 18 yıl bostan ektim. Ekine gittim, ota gittim, ben ne bileyim. 9 giyim çorap ördüm, 9 kaynım giysin diyeyim. Onlar vardı. Peki. Sandı kaşım poşum yedim, Celal Güva olsun.
Eşim batın ipte kuru yerde yata yata oy. Celal batın ipte yerde yata yata oy. Sabanın bayrak kalktım oy. Yoktur bayrağın çirev oy. Aşamdan geri gitti Celal'ın başlık ile oy. Aşamdan geri gitti Celal'ın başlık ile tane daha düğün var. Ertesi gün bütün düğün bayrakları kaldırılır. Yerine kara bayrak çekerler. Büyüklerin anlattığına göre Celal'ı Eliyaz Camii'nin musallasına getirirler. Bir taraftan kar yağmurdu diyor. Rahmet derdi. Beni tutunur. Kara mağdur derler Eliyaz'da. O amcam bana öyle söylemişti. Bir taraftan kar yağıyor, bir taraftan yağmur böyle karışık diyor. Celal'i musallaya koydu. Bütün köyler geldiler. Düğünlerin paralı bayrakları geldi. Ve Celal'i derdi derler ama onun arkasından ağaçlar söylenir. Bu ağaçların 7 gün devam ettiği söylenir. Ve bazı kaynak kişilerin bize söylediklerine göre 7 günde yaklaşık 1400 yani 1000 kıta saat yakınmıştır. Evlerinin önü yonca oy, yonca kalkmış dal atıyor oy. Ne yatıyor Celal olan nişanının el satıyor oy. Ne yatıyor Celal olan nişanını ne satıyor. Örneğin
ve Anadolu kültürünün birebir yaşandığı bir yer. Fakat şöyle bir durum var ki bizler de kültürümüzü hep böyle sözde kalmış, yazılı hale getirilmemiş, belgesel hale getirilmemiş maalesef. Dilden dile söyleniyor. Bizim buradaki kültürümüzü, törelerimizi gün ışığına çıkartmak için dernek olarak ve Sayın Başkanımız Necmettin Bey'in de katkıları ve Hayati Bey, Belde Başkanımız Hayati Bey'in de katkılarıyla biz böyle bir elimizden geldiği kadar kendi kültürümüzün gün yüzüne çıkması için, bizden sonraki nesillerimize aktarılabilmesi için bu konulardaki mücadelemizi hep beraber vermeye çalışıyoruz. Celal oğlan yola gitmiş, sanki muradına gitmiş. Karalı bayrak kalkınca felek bunu ayıp.
öz kültürüdür, bir parçasıdır. Karnanmış karnaman, cananım benim. Kaç gündür de küsünüyüm yarnağın, dağlar yaz gelsin, söylen tez gelsin. Sandık açtım, boşu verdim, Celal kuva olsun diye.